sultanım. Acaba diyorum şu sizin imajda bir küçük bir çıtır değişikliğe gitsek mi ya? Ha? Nasıl yani? Ya diyorum ki çok affedersiniz şu bıyık kısmını diyorum bir de şu çene altındaki kılları tutsak. Şu yanları aldıralım şurayı da hafif temizleyelim şu kıl tuva şurada dursun. Ya yakışmazsa? Ya sultanım kökü sizde yakışmazsa keseriz alayını baştan uzatırız. Ha? Ha çok güzel. Ben bütün sakalı saçı keseceğim. Böyle ayın 14'ü gibi dolaşacağım haremde öyle mi? Devam. Aslına bakarsanız ben berber değilim sultanım. Ne diyorsun? Peki senin elinde makasla tarakla benim yanımda ne işin var? Berber değilsen? Kale Murat! Kale Murat! Emrediyor sultanım. Yavrum bu ne hal? Affedersiniz sultanım. Siz aradığınızda ben de tıraş oluyordum da. Emredin bu dengesizliğimin bedelini kendi kellemi keserek ödeyeyim sultanım. Köpüklü köpüklü, tertemiz. Oğlum bırak şimdi kendini kesmeyi falan. Adam berber değilmiş, elinde makasla yanımda duruyor benim. Ne? Emredin bunu... Bir dur, bir dur agresif boy, bir dur. Bir dur arkaya gel ya. Siz de celallenmeyin hemen sultan, çok rica edeceğim ya. Kendi sarayımızın fenli sünnetçisi, ben de sizi sakal tıraşına şey yaptım, getirdim ki en azından bir işe yarasın diye. Fenli sünnetçi mi? Maalesef sultanım. Neden maalesef? Affedersiniz sultanım ama genç bir sünnetçi kalfası olarak saraya geldiğimden beri yeğeniniz Vekilcan'dan başka bir kişiyi sünnet yapamadım. Takdir buyurursunuz ki kariyerimde ilerlemem açısından hiç de hoş bir durum değil bu. Kardeşim biz kimseyi bu sarayda zorla tutmuyoruz. Kariyerinde ilerlemek istiyor değilsen basar istifayı giderdin. Ne güzel konuşuyor. Dinlemiyor mu biraz dinle? Değil mi sultanım? Ayrıca seviyorsan bırak gitsin. Dönerse senindir. Seviyor ki döndü. Eğer dönmüyorsa buluruz bir yerde. Alırız ıstırayı, gırtlağı, kesimi koyarız. Diye gider. Saraya bak be. Berber aslında sünnetçi, vezir aslında stand-upçı, fedai intihara, cariyem Süleyman'a meyilli. Saray değil, hisseli harikalar kumpanyası. Tamam kardeşim, bırak makasını tarağını, istifan kabul edilmiştir. Git yardır hadi. Çok yüce gönüllüsünüz sultanım. Ama müsaade edin tıraşınızı bitireyim. Dur. Sünnetçiymişsin zaten şuraları falan alayım derken aşağıya kaydırırsın. Bırak, hadi yürü, yardır. Sultanım kökü sizdeydi yine uzatırdınız ya. Ya sen başarısız stand-up gösterileri yapacağına git bu saraya bir tane doğru düzgün berber bul. Yoksa bundan sonraki tıraşımı sen yaparsın. Hem de saç sakal değil haberin olsun. Ertese bak. Kafasına göre gider. Sen zaten sünnete ihtiyacın yok. Yanlışlıkla kaydırsan olacak. Kız babası. Ay biraz yavaş be kızım. Bir zehir almak için şehri ellemesine geçtik yani. Ay anne ne yapayım? Ülkenin en iyi zehirli yapı marketi burası. Hadi. Geç anne sen önden. Aa, zehirli böcük. GDO'lu mısır. Aa, küçükken ezilmiş yılan başı. Akrep nalan zehiri. Fatih Ürek yılan dansı DVD'si. Bak ben sana demiştim burada envai çeşit zehir var diye. Bu ne ki? Zehirli boru mu yapmışlar? Ay elleme onu. Çok tehlikeli o. Asbestli boru o. Efendim hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz bir suikast girişiminde bulunmak istiyoruz da. Şu zehirli yılanlara ne dersiniz? Aman kalsın. Geçenlerde bizim vezir aldı, elinde patladı. Yılan veziri soktu. Kesin kullanma kılavuzuna bakmamıştır canım. Biz böyle yeni şeyler, yeni icatlar istiyoruz. Var mı elinizde böyle bir şey? Daha deneme aşamasında ama elimde çok sağlam bir zehirli gürz var. Kurbanın kafasına geçiriyorsunuz, adam zehirleniyor. Ben o gürzü geçirdikten sonra zehre ne gerek var? Gereksiz olmuş o icat.
Daha deneme aşamasında çoğu ama... Ha bu arada. Çok sağlam bir rüş geldi. Çok zehirli bir rüş. Yeni geldi. Evladım, bizim kurbanımız erkek. Yani ruh sürmeye ikna edebilsek, ikna yoluyla öldürürüz zaten normalde. Efendim, yanlış anladınız. Ruju kadın sürüyor, adam zehirleniyor. Nasıl yani? Efendim, ruju kadın sürüyor. Rujdaki zehir erkek çıkırıyla aktif hale geliyor. Kadın ruju sürüp erkeği öptüğünde... adam ölüyor. Ay, harika bir icat bu. İz de bırakmaz. Yani şu İsviçreli ilim adamları neler yapıyorlar değil mi? Bunlardan düşünebiliriz. Hangi renkleri var bunların? Efendim, basur kırmızısı var. Mezopotamya'nın pembesi var. Ha bir de Ajda Pekkan sarısı var. Ay yok yok, Ajda Pekkan çok demode oldu. Aa öyle deme kızım. Kaç yüzyıldır yaşlanamadı kadın. Biz kırmızısından alalım. Hay, buyurun efendim. Sultanım. Erhan oğlum sen misin? Evet sultanım. Tuhaf tipli bir adam geldi. Bacanızın bir şeymiş falan ama tamamlayamadım. Yolla, yolla içeri gelsin. Ha bu arada aslanlara öğle yemeğini vermeyin. O gelen adamı veririz. Emredersiniz sultanım. Hadi siz de yalnız bırakın beni. Hadi gelen uğurlu mudur, uğursuz mudur belli mi olur? Yürüyün. Selam sana Kırım Kongo Sultanı. Hamur abi? Evet, ben Hamur abi. Sevgili kayınçom, bu halin nedir? Kayınço? Aa, tabii siz benim kız kardeşim abiyle sultanla beşik yertmesiydiniz lan, nasıl unutmuşum. Kusura bakmayın, devlet işleri aklımı bıraktı bende. Ben mütevazi bir sultanım, o yüzden de mazur görün. Sizde bir değişiklik görüyorum. Saç mı yaptınız, ne yaptınız kendinize? Mütevazılığın benden abide için başlık parası isterken pek yoktu sevgili kayınçom. Hatırlarsan benden kardeşin için ağırlığınca altın almıştın. Üstelik kız ağır çeksin diye çatlatıncaya kadar su içirmiştin. Ya ya şimdi günahımı alma. Kız o gün kelle paça yedi. O yüzden çok susadı. İçi yanıyordu garibimin. Siz nasılsınız bu arada? Uzun zamandır buralarda değildiniz. Okumaya gitmiştiniz değil mi? Ben Sorbon Üniversitesi Hak Hukuk Fakültesini bitirdim. Yasalar yaparak, kanunlar çıkararak geçimimi sağlıyorum. İyi de kazanıyorum üstelik. Ne güzel, ne güzel. Hazır gelmişken bize de bir iki kanun hükmünde kararname çıkartın. Nerenizi bozar? Yaparız, yaparız. O sorun değil de abide sözüm nerede? Abide? Abide. Abide, bir an önce nişanı yapsak diyorum artık. Nişan işi. Tabii bu bir ekip işi. Tek kişi olmaz, iki kişi olacak. O yüzden abide de gerekiyor değil mi? Bana sağladım abide. 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 Abide gitti. Abide atta. Nasıl yani atta? Nereye gitti? Kapıyı açtı, çıktı gitti böyle. Atta. Gitti. Böyle arkasından bakı kaldık. Abi de gidiyor, biz bakıyoruz. Abi de gidiyor, biz bakıyoruz. İstiyorsan şöyle bir şey yapabiliriz. Arkasından diyelim ki böyle top yuvarlasak. Top nereye giderse böyle, abi de oradadır. Böyle top yuvarlanır, yuvarlanır, yuvarlanır. Abidenin olduğu yere gider, alır geliriz abideyi. Saçmalama sayın kayınçom. Arsaya kaçan topu mu arıyoruz, evlenme çağına gelmiş genç kızdan mı bahsediyoruz? Bana bak, ismimin Hammurabi olması seni hiç yanıltmasın. Öyle yufka yürekli biri değilim ben. Bir kanun adamı olarak o kızı kendim bulurum, yasayı da çıkarırım, cezasını da ben veririm.
Siz kendinizi hiç yormayın. Hiç zorlamayın. Biz abideyi böyle bulur geliriz. Tamam mı? Tamam. Kısa süre sana izin veriyorum. Bu arada ben de senin için kanun yapayım. Ne güzel. İyi olur. Elinize mi yapışır? Kanunlarınız... Sayın Hamur abi. Bir de Hamur abi çıktı başımıza. Hamur abi. Babayın kemiği! Emredin Haşmet. Artist! Bana derhal Abide Sultan'ı bul. Abide Sultan'ı bul, buraya getir. Emredersiniz Haşmet'im. Yürüyüşe, koşuşa bak. Bunların hepsi başıma artist çıktı. Yakında bir dizi çekeyim diyorum şu sarayda. Ay, ne zaman alışverişe gitsem böyle kendimi kaybediyorum anneciğim. Ay, al benden de o kadar. Ah, ihtiyacım olsun, olmasın, her şeyi satın alasım geliyor. Yani bu ruja da o kadar para verdik ama pek pratik bir şey değil galiba. Yani Esat'ın öpeceği insana süreceğiz de, Esat onu öpecek de, oh oh oh, ölme Esat'ım ölme, saraylarda beni yalnız koma. Orasını sen hiç merak etme anneciğim. Yani Esat'ı öldürecek pratik bir yol mu buldun? Yoksa ekmeğine ruj mu süreceksin? Hayır, sadece bu akşam hangi cariye ile birlikte olacak, onu öğreneceğim. Ah, ruju cariyeye süreceksin. Bravo. Kızım sen hakikaten bu işin ilmini yaptın. Sana Hacet Basur Üniversitesi'nde zehir ana bilim dalı kurdurtacağım. Teveccühünüz anneciğim. İş bu akşam hangi cariyeyle birlikte olacak onu öğrenmeye kalıyor. Aa, onu öğrenmek çok kolay. Feminen ağayı çağır sor. Gel. Beni emredecek misiniz sultanım? Aa. Bu da başımıza ikinci gaybettin kesildi ayol. Seni çağıracağımızı da nereden bildin? Ay anne nereden anlayacak? Kapıyı dinliyor işte. Neyse neyse. Feminen Ağa, Sultan bugün kiminle halvete girecek? Hangi cariyeyle onu söyle. Kusura bakmayın sultanım ama bu biraz özel hayata müdahale oluyor sanki. O zaman ben şimdi celladı çağırayım. Senin özel hayatına böyle küçük küçük rötuşlarla müdahale etsin. Ne dersin? Yapmayın sultanım, çok özür diliyorum. Latife ettim. Sultanın akşam kiminle halvete gireceği daha belli değil. Demek belli değil. O zaman bilince hemen bize haber vereceksin. Emredersiniz sultanım. Sultanımız Küçük Esat bu akşam kimi halvete çağırırsa hemen koştura koştura gelip sizlere söyleyeceğim. Çekilebilirsin. Allah'ım bir yaparım. Hayatımı zindan ederiz. Sultanım. Buyur Doyurcan Usta. Ne var? Ah, ne güzel Doyurcan Usta diyor. Niye öyle bakıyorsun Doyurcan Usta? Sultanım, tatlı yapmıştım da... hani dedim belki sultanım tatlı yiyelim, tatlı konuşalım der diye... size takdim edeyim dedim. Gerçi hoş sizin tatlı konuşmak için tatlıya ihtiyacınız yok ama... Ay anne... Bu adam sana pek bir mayhoş mayhoş bakıyor. Ay, Zehire saçmalama. Üstüme iyilik sağlık. Ne tatlısı o Doyurcan Usta? Doyurcan Usta, ne tatlısı o? Ha şey, Dilber Dudağı Sultanım. Demek Dilber Dudağı. Bakalım sarayda hangi Dilber'i düşünüp bu tatlıyı yaptın Doyurcan Usta? Zehire istersen ustaya söyleyelim, sana da vezir parmağı yapsın. Ay anne, bırak o mıymayı, hatırlatma bana. Neyse, çok teşekkürler Doyurcan Usta. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun sultanım. Eğer canınız başka bir şey çekerse, beni nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Ah, mutfakta bulacağım tabii ayol. Başka nerede olacak? Çekilebilirsin Doyurcan Usta. Sultanım. Anne kız, bu adam sana pek bir yanık.
Ay, zevzekliği keser misin sen Zehire? Benim ne işim olur sarayın aşçı başısıyla? Hem de bu yaştan sonra. Ay, afiyet olsun. İyi, bana da versene şu tatlının bir tadına bakayım. Ya bu menede de başlayınca bırakamıyor insan ya. Sultanımız, küçük izat. Beni emretmişsiniz. Hoş geldin harem ağası. Feminen ağa. Sultanım, çok latif şahsınız. Topla kendini. Topla kendini, yoksa seni cellada gönderirim. Vay be. Şu sarayda cellat olmak varmış. Celladın adını duyan böyle mum gibi oluyor. Ama sultanın karşısında herkes böyle bir kıvrım kıvrım kıvrılıyor. Niye çağırttım ben seni buraya? Ha? Git söyle, akşam halvete abide hazırlansın. Ni? Yine mi abide sultan sultanım? Ne oldu, başka planların mı var? Sen mi çekeceksin halvete abideyi? Sultanım, siz beni öldüreceksiniz. Sultanım, siz beni öldüreceksiniz. Sultanım, ben hemen gideyim. Diyeyim ki, işi ne zaten? Gelsin çabuk buraya. Lakin... Lakin ne? Lakin... Bazı cariyeler fıdı fıdı ediyormuş. Yok, yani siz hep abideyi çağırıyormuşsunuz. Şikayet ediyorlarmış. Ya. Ya. Hatta bir tanesi ismi lazım değil. Sultanım tweet atmış. Yok efendim, o bu saraya neymiş? Yedek kulübesine oturmak için gelmemişmiş. Formasını giyip sonuna kadar terletmek istiyormuş. Yapma ya. Tuzlayayım da kokmasınlar. Ben bütün performanslarının şahidiyim burada. O formayı terlettiler de skora bir katkıları mı oldu? Hale bak. Ulan Bator 45, Küçük Esat 0. Gitsinler onları ilk önce antrenman performanslarını yükselsinler. Forma öyle terletilir. Emredersiniz sultanım. Evet, emrederim. Benim olayım bu. Ben emrederim. Emreder, işte o kadar. Sultanımız Küçük Esat. Oh. Herkes ayağını denk alacak. Ben emrederim. Ne yapıyorum ben ya? Her gece, her gece neden abideyi çağırıyormuşum halvete? Duyan da sanki bir şey yapabiliyoruz zannedecek. Ne var? Ne mi var? Aşk var, ihtiras var, kara sevda var. Ayrıca aşk olsun ya. Seni görmek için de bir neden mi gerek? Üf, başlama yine. Çekin önümden, çekin. Hem sen niye geldin durduk yere? Rüyanda mı gördün beni? Abi! Ne oldu? Sen nereden biliyorsun Zehire? Neyi nereden biliyorum? Dün gece seni rüyanda gördüğümü nereden biliyorsun? Ha, bütün gün peşimde gezdiğin yetmiyor. Rüyanda da rahat bırakma yani beni. Kız, senin bu işvelerin... beni deli eden bu cilvelerin var ya, aklımı alıyor, aklımı. Zehire, iyi dinle beni. Dün gece rüyamda seninle ben bir kadırganın içinde... dalgalarda bir sağa bir sola yatıyorduk. Kadırga mı? Ne işim var benim kadırgada? Bahriyeli miyim ben? Yok canım, öyle değil. Seninle... Amerika kıtası diye henüz daha keşfedilmemiş bir kıtanın önünde... bir kadırganın içinde yolculuk ediyorduk. Senin yanında bir nişanlım vardı. Nasıl? Nişanlım mı varmış? Yakışıklı mıydı bari? Benim yanımda bahsedilemeyecek kadar çirkin bir adamdı. Bense o kadırgadaki serseri bir ressamdım. Sen çöp adam bile çizemezsin. Ya Zehirem, rüya diyorum. Gerçek değil ki. Hem... ben senin... o kadırgada... senin cıbıldak resimlerini çiziyordum. Terbiyesiz. Ya rüya diyorum, rüya ya. Ben sadece sanat maksadıyla düşündüm bunu ya. Ben bilirim senin sanatsal maksadını. Sen ne dersen de... sen ve ben... benim rüyamda...
Romantizmin doruklarındaydık. Romantizmin doruklarında mı? Kesin yanlışlıkla çıkmışsındır sen oraya. Zehirim, niye öyle diyorsun? Güzel dizlim. Bak gel, rüyamda kadırganın önünde seninle birlikte tam uç kısımdaydık. Kollarımızı anında böyle açmıştık. Böyle dalgalar kadırgaya vurdukça ikimiz böyle küçük iki bebek gibi salınıyorduk. Aman ne mutluyduk. Dalgalar kadırgaya vuruyor. Gemimiz bir sağ, bir sola yalpalıyor. Mutluluktan delirmek üzereydik. Keşke rüya hiç bitmeseydi Zehirem. Niye bitti peki? Kesin sen bir sapıklık yapmışsındır da ondan bitmiştir. Ya niye ben sapıklık yapıyorum? Durup durup sapıklığı niye ben yapıyorum? Romantizmin doruklarındayken geminin eline tam bir buzdağı çıkmasın mı? Sonra ne oldu? Sonra biraz kabus olanlar yaşandı ama istersen biz rüyamıza kaldığımız yerden devam edelim Zehirem. İyi. Bağladı yine tecavüzcü Coşkun'a. Şeytan diyor ki, sür şu zehirli ruju, öp şunu dudaklarından. Sonsuza kadar kurtul. Şeytan diyorsa ben niye yapmıyorum ki? Lafını dinleyecek şeytandan kötüsünü mü bulacağım? Ne oldu Zehirem? Kaşın gözün ayrı oynuyor. Yoo. Aslında ben düşündüm de. Beni öpebilirsin. Kız. Doğru mu diyorsun? Evet, doğru söylüyorum. Ama bana bir saniye izin ver. Çünkü rujumu tazeleyeceğim. Sür, rujunu falan sür. Hiçbir şey eksik olmasın Zehirem. Bak ne? Şimdi, yalnız çok ateşli öpmeni istiyorum. Böyle, öyle ateşli öpmelisin ki sanki dudağımda fındık ezmesi varmış gibi. Ben senin ağzındaki, dünyadaki, evrendeki bütün fındık ezmelerini yerim. Çıvıraklı, libido kontrolü at! Kız Zehir'e bugün küf alıp... Aa, ne oluyor burada? Kapalı mekanda tütün tüttürenin test kafası vurula. İmza Hamur abi. Para cezası da değil ha. Direkt kapa. Bu sarayın hareminin erotik odalarına erişim engellenmiştir. Hamur abi telekomini kaz yok. Sansürcü zihniyet işte ya. Nasıl yaptıysa bunu. Jiguli, Münir Özkul ve Necat Uygur hakkında zırt pırt öldü haberi çıkartıp yaymak. Dümenden dükkana kapatıyoruz yazısı asıp da dükkanı hiçbir zaman kapatmamak. Sigara bırakma ve diyet başlangıç günlerinin hep pazartesi olması tarafından yasaklanmıştır Hamur abi. Hamur abi değil bu, yasak abi olmalıymış bunun adı ya. Yani adam iyi ki gitti. Bir bursla hak hukuk okudu. Yani başka bir şey okusaydı kim bilir başımıza neler gelecekti. Ama adamda deve yüküyle para var. O yüzden he deyip geçiyorum. Ne diyormuşum? He diyorum çünkü o paradan biz de yararlanabiliriz. Haşmetliğim sizinle biz de Hacivat'la para göz gibi olduk ha. Yalnız Hacivat benim para göz sizsiniz. Salak, bazen haddini aşıyorsun. Vezirsen vezirliğini bileceksin. Rezil! Sultanım. Ne var oğlum Erhan? Kız oğlan kız bacınız, garip bacınız, gelin bacınız geldiler. Erhan oğlum, sen nereliydin? İstanbulluyum efendim. İşte bu İstanbullu, taşralı askerleri
geri hizmette görev almalı. Çünkü ne konuştuklarını bilmiyorlar. Baksana, bacılı macılı. Üstelik biz vizyonu olan, Avrupa'ya açılmakta olan bir sultanlığız. Ne demek böyle bacı gacı macı? Oh Erhan, kardeş filan demeyeceksin. Kız kardeş. Tamam mı? Kız kardeş. Kız kardeşiniz. Hadi git kardeşim. Git çağır gelsin kardeşim. Of of. Ya kapı çalmak denen bir şey var ya. Şu çağda bunu öğrenemedin mi Sayın Efendi? Zehire ne oluyor burada? Ay yok bir şey anne. Hadi sen git çıngırakla. Zehirem, ben daha senin ağzından fındık ezmesi yiyecektim. Versene azıcık yiyeyim. Hadi. Git diyorum sana hadi. Ha şimdi öyle olduk değil mi? Sen sırf ölme diye ben senin tutunduğun güteğe tutunmadım da rüyamda gemi batmıştı. Ben geberdim sana bir şey olmasın diye ya. Aa, senin gibi bir kütük varken niye ben başka bir kütüğe tutunayım ki? Hadi ya! Sen gemide kaçıp kaçıp yanıma gelip cıbıldak resimlerini çizdiriyordun ama. Tiplere bak ya, süper kudüvet, süper ikili. Ay lan, bir dakika bile duramam burada. Zehire, ne diyor bu be? Hem ben geldiğimde siz ne yapıyordunuz burada? Öpüyor muydun yoksa bu muy muyu? Aman, ne işim olur benim o salakla? Ben sadece o zehirli ruju deniyordum. Ah, ne bileyim ben, öyle görünce. Ama neyse, denemediğin iyi olmuş. Yani mıy mıy falan ama arada pis işlerimizi yaptırmak için iyi olur. Yani sen öyle diyorsun ama ben ona sinir oluyorum. Ne rüyasıymış bu bahsettiği? Aman, böyle bir kadırga görmüş. Kadırgada böyle biz ellerimizi kaldırıyormuşuz. Sonra bir buzdağına çarpmışız. Aman işte, böyle saçma sapan şeyler bu manyağın aklına gelir anca. Acil olarak beni çağırmışsın abi. Evet, çağırttım. Beşik Kertmen, Hamur abi geldi. Okulunu bitirmiş, dönmüş. Seni soruyor. Ne? Beni mi soruyor? Unutmamış mı hala o beni? Unutmak ne kelime? İki dakikada bir, abi de abi de. Abi de de abi de diyor. Abi de de abi de diyor. Ama mesela tas tas hoşaf paşatasından beş tas abi de diyemiyor. Sen ne dedin abi? Ben ne diyeceğim? Kartal kalkar, dal tartar. Dal tartar, kartal kalkar dedim. Ay. Kız kardeşim dedim, sıyırmış dedim. Buralardan gitti dedim senin için. Heh, çok iyi söylemişsin abi. Ama sen de ortalarda fazla dolaşma. Çarşı pazar yapma bu aralar. Tamam abi, dikkat ederim. Hele bir dikkat etme. Senin o bacaklarını böyle ayırırım böyle bana. Ayırırım böyle. Ayırırım böyle bacaklarını. Müzir. Affedersin, saçmettim ya. Sinirlendim ya. Adamın durumu çok iyi. Geleceği parlak. Hamur abi. Ve üstelik senin Cücük Esat'ın yanında cariye olarak orada durduğunu öğrenirse yandığımızın resmidir. O yüzden lütfen, adamda çok para var. Yararlanmamız lazım. Tamam abi. Neyse, ben gideyim artık. Nöbetçiler! Kız kardeşim çıkış yapıyor. Atın onu saraydan. Abi, manyaklaşma. Ben kendim gidiyorum dedim zaten. Baba. Baba. Bu ne demek oluyor, söyler misin? Ne demek oluyor yavrum? Hadi baba. Bilmiyormuş gibi yapma. Saraydan çıkmamı yasaklamandan bahsediyorum. Aa, üstüme iyilik sağlık yavrum. Ben senin saraydan çıkmanı yasaklamıyorum ki. Sadece saraydan çıkmadan önce benden sultan mührü al diyorum sana. Kusura bakma baba ama ben bu sarayda asker değil, prensesim. Ya çarşıya çıkarken bile izin mi alacağım? Yavrum. Her gün zırt pırt çarşıya gidiyorsan tabii ki alacaksın. Benim cariyelerim o kadar çarşıya çıkmıyor ya. Ne demek Eğer her gün çarşıya pazara gitmek istiyorsan benden izin alacaksın. Kiminle görüştüğün belli değil. Anlaşıldı. Senin haftalık olağan, acaba bizim kızın bir sapım var krizin tutmuş baba. Bana bak, düzgün konuş benimle. Babanım ben senin. Evet, ayrıca bir sevgilin var mı?
Peki. Söylüyorum işte. Benim bir sevgilim var. Öyle mi? Kimlerden bakalım? Al işte. Tam da tahmin ettiğim şeyi sordun. İşte aklın fikrin bunlarda olduğu sürece gerçekten bir sevgilim olup olmadığını asla öğrenemeyeceksin baba. Beni şu saraya hapsetsen de öğrenemeyeceksin. Ya yavrum bırak! Bana arkanı dönüp gidemezsin. Ben koskoca Basur Sultanlığı'nın sultanıyım. Ben senin babanım. Bana arkanı dönüp gidip ben burada... Hani bak kime konuşuyorum ben? Şuraya bak. Daha birinciden bunu çekiyorsam ben, geriye kalan 44 tanesinden kim bilir neler çekeceğim. Acaba gerçekten sevgilisi var mı? Ya da olsa bu kadar rahat söyler miydi? Belki de bana ters manyal yapıyor. Uf, çatlayacağım ya, uf, çatlayacağım. Ben de babayım kardeşim ya. Bu devirde beşik kertmesi mi kaldı ya? Bu hamur abi de nereden çıktıysa artık. Zaten bıçak sırtında yaşıyorum bu sarayda. Abide Hatun. Neredesin sen acaba? Buradayım Feminena. Ne oldu? Dışarıdan mı geliyorsun? Evet. Zilli kadından izin aldım. Külahımı anlattı. Ha bak. İyi zilli kadın da lafının üstüne gelirmiş. Ne oluyor bakalım burada? Dışarı çıkmak için sizden izin aldığımı söylüyorum ama bana inanmıyor. Evet, abideye ben izin verdim dışarı çıkması için. Feminena, son zamanlarda da saraydaki hiyerarşiyi bir türlü oturtamadık. Böyle oluyor mu abidenin önünde hıyarlı mıyarlı zilli kadın? Hem! Neyse. Sultanımız, küçük Esat seni bu akşam halvete çağırdı. Ay yine mi? Yine mi? Yine. Yani şey, çok ani oldu. Yani abi de açısından canım. Yani sultanımız çağırdıysa emri başımızın üstünde tabii ki giderim yani. Oraları beni ilgilendirmez. Süslen, püslen, aklan pakran. Sultan seni bekler. Hadi kolay gelsin. Baş baş. Hadi kızım hadi. Sen de odana git, temiz esvaplarını yanına al, hamama gel. Ben de hamamı senden önce bir kontrol edeyim. Tamam zilli kadın. Sultanım. Ne var Erhan, ne var? Basur Sarayı'ndan bir sünnetçi sizinle görüşmek istiyor. Sünnetçi benimle ne görüşebilir ki? Hangi konuda? Belki kesmek istediği bir şey vardır Raşit. Salak! Ben şimdi bulacağım, kestirecek bir şey. Kellini kestireceğim, göreceksin. Gelsin içeri. Ay, dur, dur. Üstünü başını iyice arayayım. Ustura mustura vardır. Zıplayıp bir tarafımızı kesmesin. Hemen sultan. Haşmet'im, usturanın alınması da %100 garanti değil. Beni görmek istemişsiniz. Konu neydi? Sultanım, eğer izniniz olursa... Yok! Yok, izin bizim yok. İzin veremem. Ama ne diyeceğimi daha dinlemediniz ki. Ya ne dinleyeceğiz seni ya? Bütün sünnetçiler hepiniz aynısınız işte. Keselim, keselim. Birinize yapıştıralım demezsiniz be. Esat'ın sarayında erkek çocuğu olmadığı için berberlik yaptım hep. Sıkıldım. Asıl işimi yapmak istiyorum artık. İzniniz olursa sizin sarayınızda sizin erkek çocuklarınızı ve gözüme kestirdiklerimi sünnet edeyim. Sen az önce ne dedin? Ne dedim? Sözünüzü mü kestin mesleki bir refleksle? Şayet böyleyse çok özür dilerim sultanım. Yok 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 yok. Dedin ki cücük Esat'ın sarayında berberdim, istifa ettim mi dedin? Evet. Kesme duygusunu bir nebze tatmin edebilmek için. Tamam. Tamam, tamam. Biz anladık. Sen sevini bırak çık. Biz seni arayacağız. Peki sultanım. Hadi.
Demek Cücük Esat'ın sarayında şu anda berber yok. Haşmettin böyle pislik pislik bir, böyle güldüğünüze göre böyle kesin ya aklınızda böyle mikropluk bir pislik bir şey var yani. Bir pislik. Konuşmayı, saçmalamayı kes de gülmeye katıl. Biz seninle Cücük Esat'ın sarayına gidiyoruz. Ve? Berber kılığına giriyoruz. Sonra da? Cücük Esat'ın boynunu ve de aynı zamanda gırtlağını da kırt. Böylece ömrümüzün sonuna kadar Cücük Esat'tan kurtulmuş oluyoruz. Bu kıyamı unutmayın ama bak abi, bu kıyamı unutmayın yani. Yine sayemde muhteşem bir plan yaptınız yani. Salak, o senin küçücük beyninden böyle bir plan çıkabilir mi? Seni sokaklardan kurtarmasaydım şu anda ya tinerci ya da internet bağımlısı olmuştun. İyi ki ben varım, iyi ki sultanın var. O zaman bunu kutlayalım. Güzel bir müzik gelsin. Gelsin müzik. Kızım çalsana. Gel bakayım şöyle. Evet. Oyna. Çık çıkarı. Çık çıkarı. Çık. İyice kıvır. İyice kıvır. 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 Kıvır düşmesin. Yanmasın. Korkaklar. Bir de nöbetçi olacaksınız. Ama benden size bugün aferin. Adam oluyorsunuz. Utanmaz Zülen Bator! Utanmaz! Ben sözlerin peşindesin gene! Duydum. Ne var be kadın be? Utanmaz Zülen Bator! Bilirim, her şeyi duydum Zülen Bator! Neymiş bakalım duyduğun şey? Neymiş, neymiş? Gidiyormuşsun, bizzat kendin Küçük Esat Sultan'a berberlik yapacakmışsın! Ne demişler? Bir berber bir berbere. E sana ne be kadın be? Kimden duydun? Nereden duydu biliyor musunuz? Nereden duydu? Böcek yerleştiriyor bu böcek. Bu tahtta ben sürekli kakalak buluyorum. Sürekli bu kakalak koyuyor buraları. Hepten her taraf kakalak. Aslında salağın kemiğisin sen. Yok babayın kemiği. Bak bura. Bak bakayım sen bura. Benim çiçeğe böceğe ihtiyacım mı var be? Ben kendim olduğu gibi kulağım. Her şeyi duyar. Kokusunu da alırım. Ben değil, gittiğim hamama senin için mis gibi yıkanayım. Bir duyarım ki kocam kendi ellerine berber oluyormuş. Benim gibi bir sultanın, kraliçenin hiçbir şekilde kuaförü yok. Sabahtan akşama kadar kendim yaparım saçlarımı. Benim kocam gider başkalarına kendi berberlik yapar. Öleceğim, öleceğim, öldürecek beni sonunda. Nöbetçiler, nöbetçiler. Alın bu kadını be, yeter artık be. At. Almayın bu kadını, kendi kendine kuaföre gitsin. Kendi kendine kuaföre de gitmesin. Alın bunu Hiroşima'ya atın, 2000 yılda elleşmeyin. Ha, yaşa! Arada bir de bir şeyler aklın keser. Doğru söyleyin. Bomba gibi kadınım. Şimdi gidiyorum, bütün dünyayı patlatacağım. Ah, başına da inşallah bombacıklar gelsin. Kakın, İnşallah kakın. Bombacıklar gelsin başına. Bak ama hala daha demedim seni. İnşallah, inşallah, inşallah. Yürüyün ben. Gel. Sultanım, sultanlarım. Aa, ne bu böyle dandıdı dandan dandıdı dandan? Sultanım, çok heyecanlıyım o yüzden. Benden öğrenmemi istediğiniz haberi öğrendim de geldim. Akşam halvete kimin gireceğini çok iyi biliyorum. Kimmiş bakalım? Abide. Çok şaşırmadım. Abideymiş. Sağ ol Femine Ana. Halvete kimin gireceğini öğren dediniz. Hemen bir çırpıda öğrendim, geldim. Sultanım, önce ilk E'yi ben söyledim zaten. Alfabenin her harfini böyle karşılıklı tekrar edeceksek işimiz var yani. Ay zehiri ver şuna, bir altın da gitsin.
canım. Çok cömertsiniz. Yalnız biliyorsunuz ki her şey para değil. Ben bu akşam halvete girecek kişiyi neden merak ettiğinizi çok daha fazla merak ediyorum. Çok mu merak ediyorsun? Çok merak ediyorum sultanım, çok. Peki bu kıymetli bilgi için ayırdığın bütçen nedir acaba? Üzerimdeki bütün altınları veririm. Hepsini veririm. Alayım. Tabii. Şurada bir tane kara gün için saklarım. Hiç. Ne? Hiçbir sebebi yok. Sadece merak ettik. Hiç uğruna mı aldınız bütün altınlarımı? Al bakalım. Serinlersin. Hırsızlar, dolandırıcılar, koskoca sultansınız. Maçın bitimine 14 kum tanesi kaldı. Kader anları sevgili seyirciler. Bakalım ne olacak? Rakip takımın rakamları birbirine eşit. LeBron James kendi kendine drive ediyor. Reverse'ünü yaptı. İşte içeriye doğru hareketlendi. Zıplıyor. Zıplıyor. Yükseliyor. Zıplıyor. Hamleni aldık. Bıraktı. LeBron James başa. Son saniyede. Verdi İtalyan. Verdi. Ne oldu? Ne oldu? Kare Murat. Sultanım, siz mi geldiniz? Hiç fark etmemişim. Ben de bazı çalışmalar yapıyordum küreyle. Ne oldu yavrum? Arpan fazla mı geldi? Bu ne enerji? Affedersiniz sultanım, kusuruma bakmayın. Tabii ki affederim. Ben son derece hümanist, feminist ve affedici bir sultanımdır. Ama affetmemin sebeplerinden bir tanesi de bu küreyi kullanmayı bilen tek kişinin sen olmuş olman. Zannediyorum ki küreyle alakalı bir problem var. O zaman buyurun, küreyle alakalı problemi hep beraber tartışalım. Bir sorunum var benim. Bak bakalım şu kız nerede? Ay! Sultanıma bak be! Güzel sultanım. Küreden kız kaldırmak güzel ama bana sorarsanız eğer realdeki daha güzel. Tadından yenmiyor. Şimdi burada görüyorsun kürede böyle süt gibi manita. Geliyorsun realde at suratlı bir şey yap edersin. Bana kaybettin. Topla kendini! Kardeşim, ben ondan mı bahsediyorum? Ben bal kızdan bahsediyorum. Bak bakalım, bu kız sabah akşam çarşıya pazara gidiyor. Bir yavuklusu, bir sevgilisi var mı? Gerçi Kare Murat'ı da peşinden gönderdim ama hiçbir sonuç çıkmadı. Geldim sultanım. Oğlum sen artık ismin cümle içinde geçince de mi geliyorsun ya? Ama iyi ettin, iyi ki geldin. Biz de şimdi küreye bakıyorduk. Seni de ilgilendiren bir konu. Bal kızın bir sevgilisi var mı diye bakıyoruz. Ama sultanım, yani benim bu konuyla ne gibi bir ilgim olabilir ki? Öyle değil mi Gaybettin? Konuşsana yavrum. Sultanım ben gideyim. Kal! Nereye gidiyorsun? Dur! Bu seni de ilgilendiren bir mevzu. Devam et. Gayboş. Efendim? Devam et. Gayboş. Devam et. Görüyorum sultanım. Bal kız hatunumuza
fena halde aşık, masumane hisler besleyen, ona tek gecelik değil, bir ömür boyu sevgisini veren, vermek üzere olan birini görüyorum. Ne? Sultanım ben gideyim. Kal! Bir yere gitme. Devam et. Çok yakında. Pek yakında. One man. One heart. Laus Balkız. Çok yakında sinemalarda. Dermişim. Topla kendini. Kaybettin. Sana zarar vereceğim. Sinir ettin beni. Sultanım benim işim bittiyse ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Uçma. Dur, dur, dur. Bak, isim ver bana. İsim. Sultanım, sinyali alıyorum. Sinyal çok yakında bir yerlerden geliyor. Şöyle elimi uzatsam... ya da ne bileyim, şuralarda göreceğiz kendisini. İsim ver bana. Kim o? Kim o? Onun kafasını gözünü patlatacağım. Bana isim ver. İsim ver. Hırz düşmanının ismini ver. Sultanım. Sakin olun. Sakin olun şampiyon demek istiyorum. Bu kineden daha fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Güvenlik duvarları sayesinde isim çıktısı alamıyoruz sultanım. Neymiş? Lebrahim James Paşa'ymış. Sen sultanlığın küresini al, Lebrahim James Paşa diye diye git o sepete bas. Kaybettin. Ne yaptın? Bozdun küreyi sonunda. Bu meyveler çürük. Oysa tezgahın önündekiler taptaze. Derhal bir kanun yapıp tezgahın arkasına saklanan çürük meyvelerin halka satışını önlemem lazım. Sana ne kardeşim? Kanun çıkartmak senin işin mi? Elbette benim işim. Yok ya. Sen kimsin ki? Ben kanun adamı, kanunların ustası Hammurabi. Hammurabi mi? Evet küçük hanım, Hammurabi. Sen asiste değil misin? Abidenin yardımcısı. Evet. Bu ne güzel bir tesadüf. İyi ki dizilerde senaristlerin sıkışınca işi tesadüfe bağlamasını yasaklamamışım. Ben de abideyi arıyordum. Saraydan gittiğini söylediler. Nerede olduğunu biliyor musun? Abi değil mi? Bilmiyorum. Ben onu yıllardır görmedim. Yani yıllar önce istifa ettim ben onun yardımcılığından. Maaşı düşüktü. Sigortası yoktu. Akbil parası falan vermiyorlardı. Hiçbir fikrim yok yani. Oldu o zaman. Ben sizi tutmayayım. Sizin yapacak kanunlarınız vardır. İyi günler. İyi günler. Abideyi görürsen onu aradığımı söyle. Söylerim. Görmem ama görürsem söylerim. Zeyre Sultanım. Abideciğim, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Sultanım. Siz nasılsınız efendim? Ay böyle efendim efendim. Yani hiç hoşlanmadığım şeyler. Yani böyle resmiyetleri aradan kaldıralım. Ben biraz şaşırdım da efendim. Ay şaşırma şaşırma. Gel şöyle gel yanıma yamacıma otur bakayım. Biliyor musun? Ben seni çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Sen çok farklısın. Farklı mıyım? Yani senin böyle bir auran var. Üstelik diğer cariyelerden de çok daha güzel, çok daha alımlı bir kadınsın. Mahcup ediyorsunuz beni sultanım. Teşekkür ederim. Hem sen de böyle oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesini bilen bir kadınsın sen. Yani böyle nasıl bir aileden geldiğini bilmesem... böyle soylu bir aileden geldiğini düşüneceğim. Ay utandırıyorsunuz beni sultanım. Çok teşekkür ederim.
Sahi, ben seni işinden falan alıkoymuyorum değil mi? Ne yapıyordun sen? Cariyelerin günlük rutin işleri işte. Efendime söyleyeyim, saçtır, makyajdır. Biliyorsunuz bizim de ömrümüz ayna karşısında geçiyor. Ah tabii, 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 tabii. Böyle saç dedin, makyaj dedin, benim de aklıma geldi. Ben de bir rujumu tazeleyeyim diyorum. Tabii sultanım, buyurun isterseniz, bu tarafta ayna var. Bir ruj almıştım. Üstelik de bugün almıştım ama hay Allah, nereye koydum bulamıyorum. İsterseniz benim rujlarımdan bir tanesini kullanabilirsiniz sultanım. Ay yani abideciğim, olmaz. Çünkü bu çok özel bir ruj. Hristiyan bir şeyler diyor ama ben anlamıyorum arka. Gerçekten çok güzelmiş sultanım. İstersen deneyebilirsin. Bak ben daha hiç kullanmadım. Bilmem ki. Aklıma çok harika bir fikir geldi. Hani bu hem aradaki resmiyeti kaldırmak adına ben en iyisi bu ruju sana hediye edeyim. Olur mu öyle şey sultanım, olmaz. Ay olur 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 tabii, neden olmasın canım. Hem merak etme, bende kolilerce var. Yani bir ruju sana hediye etmişim, çok mu? Peki, siz öyle diyorsanız. Teşekkür ederim. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak, aramızda kalsın ha. Bu abimin en favori rengidir. Öyle mi? Kim istemez ki kendine böyle sultanlara yakışan bir ruj sürmek. Öyle değil mi? Hadi. Ben daha fazla durmayayım. Senin de işin gücün vardır hem. Görüşürüz. Dur bakalım, asiste yalan söylüyor mu, söylemiyor mu, şimdi anlarız. Hadi be! Sultanım yalnız söylemeden edemeyeceğim, günahımı almışsınız. Bakın, küre gayet güzel çalışıyor. Yokuştan vurdurdun mu, kendini toparladı küre. Evet, doğru. Ama sen yine de küreyi bir daha sepet topu olarak kullanma. Affedersiniz sultanım. Ya çok güzel oynuyor bu çocuklar ya. Futbol, futbol. Şiir gibi oynuyorlar sultan. Bana bak, bu gelecekteki maçları kaçak izliyoruz falan diye bir kurum kuruluş tarafından başımıza bela açılmaz değil mi? Endişe etmeyin sultanım. Daha telif icat edilmedi. Ya bu çocuk çok iyi oynuyor ya. Neydi bunun adı? Lionel Messi. Yine gibi ya. Hatta Messi ile ilgili bir fıkra var. Anlatayım mı? Anlat. Latife Şinas bir fıkra. Paylaşayım mı? Anlatsana oğlum. Bir gün Messi'nin oğlu doğmuş. Böyle hemşire oğlanı Messi'ye vermiş. Messi hiç bekletmeden Iniesta'ya, Iniesta Xavi'ye, Xavi tekrar Messi'ye vermiş. Son zamanlarda duyduğum en acıklı fıkra bu ya. Bloklar arası mesafeyi koruyorlar yani. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel. Gidiyor. Atacak bunu. Bak, bak, dur. Ne oldu buna? Ne oldu bu küreye gene? Hani bozulmamıştı bu küre? Sultanım bozulmadı. Bu Süleyman alarmı. Süleyman alarmı mı? O ne ya? Henüz deneme aşamasında olduğu için beta versiyonu size pek bahsetmemiştim. Ama cariyelerinizden Zührem Hatun'un Süleyman diye bir adamla ilişkisi olduğundan şüphe ediyorsunuz ya. İşte bu sistem Zührem Hatun'un beyninin elektromanyetiğini alıyor, nöronlarla protonları birbirine çarpıştırırken X, Y, Z ışınlarını da kendi içinde... Sus! Saçma sapan konuşma! Aklımı kaybettireceksin bana! Benim anlayabileceğim şekilde anlat. Abuk sabuk anlatma! Ben 4 yaşındaymışım gibi anlat bana bunu. O zaman size direkt aktarıyorum. Evet. Zührem ne zaman Süleyman'a doğru hareketleniyorsa küre alarmı basıyor.
Ne diyorsun? Vay! O zaman şu an alarm verdi bu. O zaman Zührem şu an Süleyman'la birlikte demektir. Acama gerçek sultanım. Boynuzlanmak üzeresiniz. Çabuk söyle bana. Neredeler? Söyle! Zührem'i görüyorum. Zührem kendi ekseni etrafında bir döndü. Fuleli adımlarlar sağ kanattan ilerlerken sarayın koridorlarına girdi. Ne? Saray mı? Benim sarayım da ha? Neredeler? Neredeler? Koridorların arasından geçiyor. Bir odanın önünde durdu sultanım. Hangi oda? Söyle bana. Hangi oda? Kaybettin söyle. Şu anda odayı tam tespit edemedim ama zannediyorum kapısını çalmak üzere. Çalsın o kapıyı. Çalsın o kapıyı. Girsin. Bulalım onları. İkisini de cezalandıracağım. Asiste. Geldim. Gel gel yardım et bana. Durun tahmin edeyim. Telaşlısınız. Heveslisiniz ve gözlerinizin içi gülüyor. Yoksa küçük Esat sizi halvete mi çağırdı? Dur tahmin edeyim. Zevzeklik yapıyorsun, saçma sapan konuşuyorsun, muzip muzip gülüyorsun. Yoksa Kale Murat'a gidip ona aşık olduğunu söylememi mi istiyorsun? Aşk olsun sultanım ya. Şaka yapıyorum. Hem haksız mıyım? Halvet hazırlığı değil mi bu? Evet. Halvet hazırlığı. Ama ben de göbek ata ata gitmiyorum halvete herhalde asiste. Yani cariye olunca halvete gidiyorsun, mecbursun. Gitmezsem hem kimliğim deşifre olur. Ben de çok meraklı değilim. Küçük Esat'ın adeleli kollarında zevkin doruklarına varmaya. Anlıyorum sultanım. Aa sultanım, size şey söylemeyi unuttum. Neyi? Hamur abi. Pazarda beşik kertmeniz Hamur abiyi gördü. Ne diyorsun? Ya. Ay abim haklıymış demek asiste. Ne dedin? Söylemedin değil mi? Sarayda cariyedir falan diye. Ay asiste mahvoluruz vallahi, mahvoluruz. He, söyledim. Peşime takıp saraya kadar getirdim. Hatta kapıda şu anda. Aşk olsun sultanım ya. Salak mıyım ben? Ay ne bileyim ben. Söylersin. Bütün planlarımız alt üst olur. Küçük Esat'la halvete bile giremeden üstelik. Asiste. Sen git de bir temiz hava al. Senin beynine oksijen gitmedi yine. Ya. Ya. Hadi yürü. Kalbini kırdırtmadan yürü. Git. Deli midir nedir ya? Sanki ben zevkime gidiyorum halvete. Sultan çağırıyor gidiyorsun. Mecbur yani. Ne diyeyim? Senden elektrik alamadım sultanım. Bu gece halvete gelemiyorum mu diyeyim adama? Çabuk söyle bana, keseceğim onları. Hangi oda bu? Gir. Süleyman. Bu gece halvete bir de çağırmışsın, öyle mi? Hangi oda olduğunu bilmiyorsun demek ki. O oda bu oda mı? Evet sultanım. Sanırım öyle. Görünüşe bakılırsa bu odanın içindeki iki adamdan biri Süleyman. Ben yıllardır kendime Gaybettin dediğim ve Gaybettin olduğuma inandığım için tek bir seçeneğimiz kalıyor. Saçmalama Gaybettin. Deli misin sen? Süleyman mıyım ben? Süleyman, sana acıyorum. Neden beni değil abide çağırdın halvete? Benim abideden neyim eksik Süleyman? Yavrum, tahtaların eksik senin. Tahtaların. Neden sürekli bana Süleyman deyip duruyorsun? Ne çıkarın var bundan? Kafayı yersem, ben delirirsem ne çıkarın olacak bundan? Kim kardeşim bu Süleyman? Sensin işte Süleyman. Gaybettin. Zührem Hatun, istersen sen git. Süleyman biraz sinirli. Sen sinirli görmemişsin. Topla kendini! Topla! Benim de kafam karıştı. Kafam karıştı. Al götür bunu buradan. Hadi çıkar ikinize! Zührem Hatun olmuyor ama. Gerginleştirdin ortama. Çok rica edeceğim. Gel! Ama Süleyman! Gel!
Süleyman da Süleyman, Süleyman aşağı, Süleyman yukarı. Deli midir nedir? Anlamıyorum ki. Acaba bu kızın başına küçükken bir şey mi geldi? Topu Süleymanların bahçesine falan mı kaçtı her kimse o adam? Ya da Süleyman ben miyim? Olabilir mi böyle bir şey? Yok canım, zannetmiyorum. Ben Süleyman olsam bilirdim. Kafayı yedirtecekler. Dur, nereye gidiyorsun? Merhaba, ben Hamur Enta bir hukuk bürosundan geliyorum. Sultan Küçükisa'da mahkeme celbi getirdim. İyi, bize ver, biz iletiriz. Yok, kendim vermeliyim. Kardeşim, öyle her önüne geleni elini kolunu sallaya sallaya içeri nasıl salalım? Salmak zorundasınız. Basur Anayasası'nın 24. maddesinin 32. fıkrasının C bendinde der ki, her kim ki elinde hukuki bir tebligat belgesi bulunur, ülke sınırları içerisinde bilumum resmi ve kamuya ait binalara sorgusuz sualsiz intikal etmek hak ve hürriyetine sahiptir. Aksi halde hareket edip mukavemet gösterenler, yine Basur Anayasası'nın 24 Kasım tarihli 4682 sayılı içtihap kanununa muhalefet etmekten hakkında yasal işlem. Böyle bir kanun mu var? Nasıl yani? Sen hizmet ettiğin ülkenin kanununu bilmiyor musun? Adın ne senin? Sultan Küçükesat'la görüşürken askerlerinin kanundan, nizamdan anlamadığını kendisine söyleyeyim. Ne alakası var kardeşim? Biliyoruz herhalde. Bir an aklıma gelmedi sadece. Neyse, geç hadi geç. Hukukçu olmanın en güzel tarafı da bu. Birkaç eski kelime kullandığında ne desen ciddiye alıyorlar. Bakalım abi de nerede? Abideciğim. Sultanım. Nasıl? Heyecan var mı? Hazır mıyız bakalım halvete? Yani işte. Hazırım sultanım. Aşk olsun abide. Rujunu sürmemişsin. Aa! Ben... Ay heyecandan unutmuşum sultanım. Ay neyse canım, dert etme. Önemli değil. Ben şimdi hallederim. Nerede bakayım senin rujun? Uzat dudaklarını bana doğru. Şöyle güzelce sürelim. Yedirelim, tamam mı? Şöyle abim sen kapıdan içeri girince sana bir kere daha aşık olsun. Al bakalım bu rujuyu da. Sık sık tazele, tamam mı? Ne kadar iyisiniz sultanım. Ah tatlım, olur mu öyle şey? O senin iyiliğin. Şimdi benim gitmem lazım. Seni de halvete çağırırlar. Hadi bay. Aa, ne kadar iyi kadın ya. Hayır, teknik olarak görümcem de olsa böyle bana rujlar falan hediye ediyor. Tabii o da anladı. Onlarca cariye içinde kardeşine en uygun olan benim. Ay kızlar, çıldıracağım. Aklım almıyor ya. Ya bu küçük hesap neden sürekli abideyi halvete çağırıyor da bizi çağırmıyor? Ay hayır, yani bizim anlayamadığımız bir kusurumuz falan var herhalde. Çözemedim ben bu işi. Kızım, ben kendim bağımsız denetleme kurumlarının hepsine denetlettiriyorum. Hiçbir problem yok. Rezil, ahlaksız, terbiyesiz. İşte biz bu yüzden kaybediyoruz kızım, bu yüzden. Bizim aramızda birlik yok, birlik yok. Ha, dörde karşı biriz, bir türlü bütünleşemiyoruz. Ha, sürekli kavga ediyoruz, car 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 car. Abi çeşmi fesat doğru söyler be. Kızlar. Kızlar. Bakın. Bundan sonra abilerin bir açığını kollayacağız. Günü 24 saati gözlemleyeceğiz. Takip edeceğiz. Bir açığını bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. 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 Evet.
Bu sesi nerede olsa tanırım. Ne oldu asisteciğim? Havanı aldın mı? Asıl beşik kertbemi benim elimden alan küçük Esat Alçağ havasını alacak abi de. Hamur abi? Ne işin var burada senin? Asıl senin ne işin var burada abi de? Esat'ın hareminde ne işin var? Hani beni beklemeye söz vermiştin? Ben sana söz falan vermedim. Sen vermedin ama abim verdi. Başlık parasını öde, abiden seni sonsuza kadar bekleyecek dedi. Bana ne abimden? Bana ne? Olmaz, anlamam ben. Yine de benim sen beşik kertmemsin. Geçmiş olsun sana Hamur abicim. Maalesef ki artık beni Esat kertiyor. Yok artık beşik kertmesi falan, yok. Anlamam ben. Dünya kadar başlık parası ödedim. Zararımın tazmini için bu gece benimle aşkın kanunu yazacaksın abi. Aa, manyak. Aşkın kanunu mu olurmuş be? Olur. Ben her şeyin kanunu yazarım abi de. Aşkın kanununun birinci maddesinin A bendi der ki, sevdiğiniz kadını kendinize doğru çekin. Defol git. Vallahi bağırırım, çığlık atarım, bütün sarayı da etrafımıza toplarım. Aşkın kanununun birinci maddesinin B bendi der ki, sevdiğiniz kadın çığlık atmasın diye dudaklarına yapışın. Bırak! Hamur abi. Hamur abi. Ah be Hamur abi. Güzel güzel ofisinde oturup kanunlarını yazsan ne olurdu sen? Gelmişsin buraya kadar peşimden. Abi de hazır mısın? Zilli kadın. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Abi de, ay kim ediyorum ben? Hazır mısın kızım? Ay bu yeni cariye adayları da beni öldürecekler. Bir rahatlık, bir genişlik. Esad'ım beni çağırmış olsaydı halveti. Şimdiye kadar o kum saatinin önünde kuşlar gibi öyle zamanın geçmesini bekliyor olurdu. Aa, abi de kime diyorum ben? Abi de duymuyor musun kızım? Bir saattir sana sesleniyorum. Hazır değil misin daha? Affedersin Zilli kadın. Ben duymadım. Halvete gireceğim ya ben şimdi. Böyle kalbim küt küt atarken onun kütürdüsüne senin sesini duymadım ben. Heyecanlanırsın tabii. İnsan halvete gidince heyecanlanıyor değil mi? Ben hayalini kurarken bile heyecan yapıyorum. Yani şey hayalini kurunca, sultanımızın bir erkek evladı olduğunu, hayalini kurunca heyecanlanıyorum. Kim bilir? Ah canım, adamcağız ne kadar sevinir. Neyse hadi kalk, bir an önce sultanımızla halvete girelim. Yani sen halvete git, ben de oradan odama giderim artık. Peki Zilli kadın. Oradaki ne? Neredeki ne? Kızım şuradaki ne? Neredeki? Perdenin arkasındaki. Ben hiçbir şey görmüyorum. Şşş. Sakın ses çıkarma. Thank you.
burada kimse yok. Ben söyledim. Bu ne abide? He, o mu? Hı. Ben sultanımıza hediye almıştım da vermeyi maalesef unuttum. Çok seksizsin. Neyse, hadi bakalım gidiyoruz. Zilli kadın. Asiste. Sultanım. Hah, asiste. Bir servete gidiyoruz. Ya ben halvete gidiyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin sultanım. Gerçi güle güle geleceğinizden eminim zaten. He. Yine zevzekliyim üstümde diyorsun yani. Affedersiniz sultanım. Neyse. Şimdi şu paravan var ya. Onun arkasında benim çocukluktan kalma bir eşyam var. Sen onu al, çöpe at. Gözüm görmesin. Tamam mı? At onu. Hadi abi de hadi. Çenen düştü. Emredersiniz. Durduk yere bana iş verdiğine göre. Latife'me mi kızdı acaba? Atılacak eşya neymiş ki? Evet, abi de zehirli dudaklarıyla abini öpecek ve sonra hop Esat eşek cennetine. Anne, peki ya öpüşmezlerse? Ay, ağzını hayra aç kız. Abin o kıza yanık, öpüşmeden durabilir mi hiç? Ay ne bileyim, yani böyle direkt olaya girerlerse böyle cumburlap diye öpüşmeden ha? Ay pes yani. Abin kıtlıktan mı çıktı kızım? Baksana azman gibi maşallah. Ama böyle kötü kötü fikirler geliyor işte. Sen hiç merak etme. Birazdan Esat'ın öldüğünü duyarız. Ben de Vekilcan'ın annesi olarak sarayın valide sultanı olmaya hazırlanabilirim desene. Ben de Basur'un biricik anneanne valide sultanı olacağım. Ay anne kız, bu kadar mutlu olayın arkasından bir de şu lazer epilasyonu icat edilsin. Hele bir Esat nalları diksin de önce. Of, ah sultanım ya, sizin için her şeyi yaparım derken aklımda ceset yok etmek yoktu. Bir görün olmasa bari. Abi de sen mi geldin? Hoş geldin. Olur mu ya? Ya olur mu? Kıza en son böyle aa nereden çıktın sen dediğinde böyle baktı suratına maymun gibi. Ne diyorsun gerizekalı der gibi. Olur mu kardeşim? Hiç beklemiyordum seni denilir mi? Kızın buraya neden geldiği belli. Senin kızı buraya niye çağırdığın belli. Ne yapmak lazım ya? Önden şöyle bir iki tane afili şey söylerim ona. Ondan sonra da dalarım direkt mevzuya. Merhaba derim abi de. Ben de seninle yaşanmışlıklarımızı düşünüyorum. Yaşanmışlık ne demek ya? Niye yaşadığın kızla yaşanmışlıklarını düşünüyorsun? Kızla yaşadığın en önemli şey balkondan düşerken tuttuğun andır. Ben neden bu kadar heyecanlıyım ya? Heyecanımı tutamıyorum, dizginleyemiyorum. Bir şey yapmam lazım. Böyle bir şey mi yapsam acaba? Biraz egzersiz yapayım. Aklım başka tarafa yönlenir.
O zaman da ne kadar heyecanlandım belli olmaz. Azıcık şişirelim, laf çekeyim. Bir. Üç. Şöyle yaparım. Sultanım. Abi de. Sultanım. Abi de hoş geldin. Sultanım iyi misiniz? İyi. Biraz spor yapayım dedim seni beklerken. Sultanım, yormasaydınız kendinizi zaten sabaha kadar çok yorulacaksınız değil mi? Yani biz beraber yapardık egzersizi manasında şey demek istedim ben. Yapacağız mı bunu abi de? Artık yapabilecek miyiz? Sonunda olacak mı bu abi de? Sabahlara kadar yapacağız mı bunu? Sonunda yapacağız efendim. Sakin olun. Ha ben sakinim bir an. Şey olunca. İsterseniz size bir içki hazırlayayım da ben gerginliğinizi alalım üstünüzden. Ne dersiniz? Doğru çok haklısın abi de. Tabii ki. Buz ister misiniz? Evet ya biraz sızlıyor. Buz koyarsak iyi gelecek sanki. Ha sen içkiler için dedin değil mi? Tabii. Halvete diyelim. Evet, yedek kulübasında oturmaktan sıkıldık. Biz de son 10 dakikada halvete girelim diyelim. Kız, 10 dakika mı? Ay, 10 dakikada adam da hal mi kalır ayol? Ya. Tabii. Şimdi 45 dakika, 1 saat kadar harlı ateşte pişireceksin. Son 10 dakikada altını kapatacaksın. Bu kadar basit. Ay, hiçbir şeyden anlamıyorsunuz siz be. Ay bu temizlikçiler de iyice kafayı yediler yani. Dürmüşler 60 liralıyı canım. Aa. Karılar. Kız, o alnının ucundan sarkan şey ne? Sultanım. Birer kadeh daha mı içsek? Yok be abi de içmeyelim bir kadeh daha. Ben senin yeşil gözlerinin içine dalarak yeteri kadar sarhoş oluyorum zaten. Şimdi bir kadeh daha içeceğiz. İyice çakır keyif olacağız. Ondan sonra eşe dosta posta güvercinliğiyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Değil mi sultanım ya? İçki içince de öyle oluyor. İnsanın mesaj atası geliyor. Mutlaka yapıyor insan değil mi? Mutlaka. Bir de yani şimdi tek ortak tanıdığımızın Ulan Bator denilen şeref engelli olduğunu düşünürsek. O zaman. Artık içmeyelim abi de yani. Ne yapıyoruz? Dur bakayım ne yapıyoruz? Uzun zamandan beri yapmak isteyip de yapamadığımız bir şey varsa yani. Bunu yapalım diyorum ben. Tabii sen de istersen. İstemek ne kelime sultanım. Ben bu anın özlemiyle yanıp tutuşuyorum günlerdir. Ya. Ya. O zaman. O zaman. Acaba o gül kırmızı dudaklardan abi hayat şerbeti içmeme izin var mı abi de? Afiyet olsun sultanım. Ne oluyor sultanım? Bilmiyorum abi de ne oluyor. Ama biri gerçekten şansını zorluyor. Bana diyorlar ki halvet odanı al, 8 mil öteye taşı. Ne
galiba. Bak ölü öldü diye sesler geliyor. Bana bak kız Zehire. Sakın abinin ölüsünü görünce boş bulunup göbek atmaya başlama. Ay anne, biliyoruz herhalde. Zehire, Zehire. Ne oldu? Ay ne olacak? Sen içeride böyle horul horul uyurken biz abimizi öldürdük. Kuku! Hani nerede ölüsü? Ay oralarda bir yerde herhalde. Duymadın mı sesleri? Hadi, hadi gidip sahte bir ağıt yakalım. Anam anam, sultanım anne, ağıt. Bir sus be. Eğer ağıt yakacaksan git ölünün yanında yak. Yok yok Zehir'im, hemen kızma. Havaya girmek için yapıyorum da. Aman havan batsın seni. Biz öldürelim, sen havaya gir. Hadi anne yürü. Ya ne oluyor burada? Surmayın sultanım, ölü ölmüş. Vay senin bağırsın sana. Ölü ölmüş ne demek ya? Kim bu adam? Ne olmuş bu adama? Ne oluyor burada? Dediğiniz gibi yok etmeye çalıştım ama birileri gelince bırakıp kaçtım. Tamam. Siz de telaş yapma, kimse bilmiyor onun kim olduğunu. Öldüğüne emin miyiz? Ölmüş sultanım. Ben suni teneffüs yaptım hayata geri dönsün diye ama tık yok. Yani Sebile'nin suni teneffüs yapıp da hayata döndüremedi kimse yoktur, öyle değil mi? Bana baksana sen. Ya hanımlar bırakın kendi aranızda çekişmeyi. Hanımın ortasında bir adam ölmüş, hala birbirinizle uğraşıyorsunuz ya. Kim bu adam, zilli kadın? Ben tanımıyorum sultanım. Benimle hiç alakası yok. Ay benim erkek arkadaşım yok ki sultanım. Ya kardeşim, bu adam senin erkek arkadaşın mı diye sordum ben sana. Sen harem sorumlusu değil misin? Ben harem sorumlusu olarak seni oraya atadım. Sen harem sorumlusuyum dedin. Ben de seni ciddiye aldım, sana soruyorum. O bakımdan yani. Ben şey demedim değil mi? Yok, ben tanımıyorum. Ne yalan söyleyeyim, ben de tanımıyorum. Muhafız alayından da değil. Gaybettin, kürene baktın mı? Kim bu adam? Sultanım, küreye birkaç entry girdim. Kendisi hakkında kanun hükmünde kararname, birkaç yasa, bir de karbonhidratla ilgili bir şeyler çıktı. Pek anlayamadım. Yani her zaman olduğu gibi yine en ihtiyaç duyduğumuz anda senin küren yaramadı. Evet, ölmüş bu ya. Aa, iyi de bunlar halvete girmemiş. Girmemişler Zehir'im. Demek halvete giremediler. Ama eğer sen illa halvete girelim diyorsan, sana bu gece bir güzellik yapabilirim. Çok konuşuyorsun böyle annemin yanında. Ben kuş. Başka birini öpmüş o zaman. Demek başka birini öptü. Ama ben bir good night öpücüğüne hayır demem. Oh baby good night, oh baby good night. Eli de çok ağırmış ya. Kapı kolu askerleri olmadığına göre babam içeride yok demektir. Madem ulan bu neyle buluşmak için mühürlü izin kağıdına ihtiyacım var, o zaman ben de kendi izin kağıdımı kendim hazırlarım. Dur bakayım, neredeydi şu babamın mühür kutusu? Hı. Yok. Dur bakayım, şuralarda mı acaba ya? O kız. Ne yapıyorsun sen burada? Yoksa bunu mu arıyorsun? Ben kitap okumaya gelmiştim de o yüzden hem... Ay ne ki o elindeki, ben ilk defa görüyorum. Dermişin, ben de bunu yermişim, öyle değil mi? Ne bu? Sevgili nöbetçim, kızım Balkız'ın çarşıya gitmesine izin veriyorum. İmza, küçük Esat, mühür. Evrakta sahtecilik yapacaksın, bari biraz usul erken öğren. Hale bak. Kusura bakma baba. Ama ben galiba okulda diktatörlerle konuşma jargonunu kaçırmışım. Diktatör? Ben miyim diktatör? Sen diktatör görmemişsin. Halkına bu kadar iyi davranan diktatör mü olur? Tamam. Halkına karşı olmasa da bana karşı öylesin, kabul et.
Diktatör ha? Şimdi ben sana göstereceğim diktatörü. Bundan sonra benim iznim olsun olmasın çarşıya gidemezsin. Baba bunu yapamazsın. Nasıl yaparım gör bakalım. Yapamazmış. Ben sultanım. İstediğim her şeyi yaparım ben. Doğru. Sultansın. Aklını fikrini erkek çocuk sahibi olmakla bozmuş bir sultan. Kız çocuklarının mutluluğu zerre kadar umurunda değil değil mi baba? Kızlarımın mutluluğu benim umurumda değil ha. Ya ben seni düşünmesem bu yasakları koyar mıyım? Gidip de bir zibidiye gönlünü kaptıracaksın diye geceleri kabuslarla uyanıyorum ben. Beni gaza getirip ağzımdan laf almaya çalıştığının farkındayım baba. Ama şunu söyleyebilirim ki sevgilim yok. Ha, ama eğer olsaydı senin o zibidi diye tarif ettiklerinden biri olurdu, anladın mı? Yavrum, Balkız nereye gidiyorsun? Ben buraya gel. Balkız diyorum sana. Abi. Sultanım. Gel. Ben yanlış bir zamanda sonra geldim galiba. Hayır. Gir, gir, gir abi de gir. Ya işte, kızın mı var, derdin var. Sultan ben hani dün ölü bir adam bulundu ya sarayda. Evet. Onun kimliğini bulabildiniz mi acaba? Ya başlamışım ben ona kim olduğundan. Benim halvetimin içine etmiş. Kimse kim? Halvetimin en güzel zamanlarında gitmiş yukarıda ölmüş. Endişe etmeyin sultanım. Siz buradasınız. Ben buradayım. Yani önümüzde daha çok uzun zaman var değil mi? Bu hasret de bir gün son bulacak elbet. Ya sen şimdi böyle bir sıcak davranınca benim de kafa gitti. Acaba diyorum şimdi bu kapıyı kapatsak hemen şuracıkta bu iş... Şimdi diyorum ama yok ya, öyle de bir şey olamaz ki. Halvetin de kendine göre bir ağırlığı var yani, böyle gündüz gündüz halvette olmaz değil mi? Neyse. Neyse sultanım, sizin de işiniz gücünüz vardır zaten. Değil mi? Ben sizi çok tutmayayım. Görüşmek üzere abi. Görüşmek üzere. Benim odama gidelim. Konuşuruz. Abla kardeş gibi. Kaybettin. Sultanım. Ne kadar iyi bir sultan olmaya çalışsam da bazen birilerini hayal kırıklığına uğrattığımı düşünüyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum? Olur mu sultanım? Yapmayın Allah aşkına. Siz döneminize göre çok daha öte, modern bir sultansınız. Sizi anlamıyorlar bence. Evet. Bazen düşünüyorum, acaba haremimdeki hatunları eşit oranda memnun edebiliyor muyum diyorum kendime. Sultanım, cariyeler pek memnun. Maşallah pancar motoru gibiymişsiniz. Tabii, tabii öyle olacak. Bana yakışan da bu. Sen beni haremde görsen, buradaki mağrur sultandan eser yok. Orada cariyelerimi memnun edebilmek için bir şahin alço gibi çalışıyorum. Sultanım. Ne var yavrum? İki berber geldi. İki berber mi geldi? Berber mi? Baba espri geliyor. Bir berber bir berbere gel beraber küçük izada gidelim demiş. Allah Allah Allah. Senin de fantazin buraya kadar. Ne duruyorsun oğlum, çağırsana. Emredersiniz. Uykusuz mudur nedir? Efendim saatler olsun diyerek bir espriyle girizgah yaparım dedik. Aman 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 gelin bakayım buraya. Ya siz neşeli şeylersiniz öyle ya. Neden bilmiyorum, bir his doğdu içimde. Sizden bana bir kötülük gelmez diye hissettim. Hiç gelmez, hiç gelmez. Biz zaten kazaya kurban gitmişiz. Böyle de sıkırdı işte. Sultanım, Super Mario Brothers
biraz çelişkili ifadeler kullandılar. Bilemiyorum. Yani hem sakar hem berber. Nasıl olacak bunların ikisi? Sultanım, bizim buraya giriş sebebimiz, biz duyduk ki, yani bize malum oldu ki sizin berberiniz yokmuş. Size berber olmaya geldik. Berber, berber. İşte bu bizim hikayemiz. Bu kadar kısa yani hikayeniz. Demek siz benim berberim olmaya geldiniz, öyle mi? Evet Haşmettin, izin verin böyle, sizin böyle gırtlağınızı böyle tıraş edeyim, tıraş edeyim. Hadi lütfen, hadi. Yok, çok mümkün görünmüyor. Çünkü ben şu sıralarda cildimi dinlendiriyorum. Tabii, onun için saç sakala hiç ihtiyacım yok. Ama lütfen bir kere de beni deneseniz, yani nerenizi bozar? Ay, yeter. Sultanımızın yüzü eskiyor. Haremde insanlara kendini öptüre öptüre yüzünü eskitecek adamcağız. İstemiyoruz berber merber. Ama beyefendi biz çok şeyden geldik, ebesinin tarukasından. He, oralardan mı geldiniz? Kuzeyde orası, çok uzak bir yer. E madem oradan geldiniz, biz elinizi boş göndermeyelim sizin. Size bir iş uyduralım. Buldum. Buldum. Siz ikiniz benim haremimdeki cariyelere kuaför olun. Harem mi? Hareme mi? Evet. Haremimdeki cariyelerin kıl, tüy, yün, yapıl gibi bütün problemleriyle ilgili siz onlara yardım edin. Nasıl? Biz hareme. Nasıl yani? Haşmettim, harem, harem, cariyeler falan. Fena bir göreve benzemiyor. Nasıl bir şey? Biz bunu çözemedik. Yani bizim elimiz ona yatkın mı? Pek bilemiyorum. Bu konuda söz vermiş olmayalım. Siz merak etmeyin. Ben ayarlayacağım şimdi sizin işinizi. Kare Murat! Kare Murat! Emredin sultanım. Murat'cığım, hemen bu birbirinden şirin iki tane insanı doyurucanın yanına götürüyorsun. İkisine de silme şapla dolu az çorba veriyorsun. Çorbaları verdikten sonra bakıyorsun. Eğer işlem tamamsa alıp bunları hareme götürüyorsun. Görevlerini ifa ediyorlar. Emredersiniz sultanım. Yok, ben şapla almayayım. Taranalı var mı? Ya ölmüş dedemi aklıma gelince zaten ben şey olmuyorum. Ben de yapayım, hadi öyle yapayım ben. Nahir olmaz. Şaplı çorba içeceksiniz. İstikamet, mutfak. Baş baş! Bak şunların şirinliğine ya. Bak, bak. Peki, şimdi baban düşüncelerinde haklı mı? Senin bir sevgilin var mı? Bak, her ne kadar babam benim sultanım olsa da biz şu an kız kıza konuşuyoruz. Yani benden laf çıkmaz, merak etme. Evet, bir sevgilim var. Aslında sen de tanıyorsun onu. Ya. Ulan bu ne? Senin şu kırım Kongol ayakkabıcının çırağı. Ulan bu ne demek? Saraya ayakkabı getirip götürürken mi tanıştınız? Yok, hayır. Ya biz aslında tesadüfen tanıştık. Hatta ben ilk başta çok gıcık olmuştum ona. Ama işte biraz geçince, tanıyınca... ya iyi bir çocuğa benziyor. Ama babama bu yetmiyor tabii. Benim bir ilişkimi onaylayabilmesi için illa soylu bir prens olması lazım. Emin ol, baban Ulan Bune'nin gerçekte soylu bir prens olduğunu öğrense de pek sevinmezdi Balkız. Ya neyse ya. Bunun hiç bir önemi yok ki artık. Saraydan çıkmam yasak. E sen çıkmazsan o gelir saraya. Gelse ne olacak ki? Benim kapımda iki tane nöbetçi duruyor. Şey yaparız. Burada buluşursunuz onunla. Burada mı? Evet, burada. Ama bak, ileri gitmek yok. Yok, yok, yok. Ya sadece sohbet etsek bile yeter. Hem daha biz ilk aşamayı bile geçmedik. İlk aşama mı? O ne ki? Ha.
Biz de hala babanla geçemedik o ilk aşamayı. Nasıl? Şey diyorum ben ya. Ben şimdi asisteye söyleyeyim de haber yollasın seni şu ayakkabıcı çırağına. Gelsin o. Neydi adı? Ulan bu ne? Ha işte o. Ben onu çağırırım saraya. Burada görüşürsünüz işte. Ya abi de abla sen çok iyisin. Ama anlamıyorum ki niye bana böyle bir iyilik yapıyorsun? Sen hem çok iyi, hem çok tatlı, hem çok şekersin. Ayrıca beni diğer cariyelerle bir tutuyor olabilirsin. Ama ben de aşkın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve şunu da biliyorum ki, insan bir kez aşık oldu mu, ne yasaklar durabilir önünde, ne sınıf farklılıkları, ne düşmanlıklar. İnsan bir kere aşık olunca, karşındaki ister fakir olsun, ister zengin, ister düşmanın olsun, isterse babasının katili, hiç fark etmez. Babasının katili mi? Ben öylesine söyledim canım. Misal yani, mecaz anlamda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi seninkini çarptırayım, gelsin. Dikkat etsene, aptal berber, canım acıdı. Affedersiniz yenge, istemeyerek oldu. Bir de isteyerek olsaydı bari. Sen benim serçe parmağımın tırnağının ucuna zarar gelse ne kadardan başlar biliyor musun? Bilmiyorum yenge. Öğren o zaman. 6 ay mutfakta patlıcan soymak. Patlıcan mı? Patates soymak değil miydi o ya? O ceza olunca patates patlıcan oluyor canım. Ah, yeni kuaförler gelmiş. Siz de bıyıklarınızı aldırın isterseniz sultanım. Benim bıyıklarım mı var asiste? Hayır yok. Ama eğer küçük Esat'la Halvet'e falan girecek olursanız tamamen pürüzsüz olsun diye şey ettim. Evet ya. Tamam bir baktırayım ben onu. Asiste. Şu kıvırcık saçlı çirkin olanı ben bir yerden hatırlıyorum ama nereden acaba? Sultanım, doğru söylüyorsunuz. Benim de böyle tanıdığım cibilliyetsiz birini hatırlatıyor ama... Değil mi? Tabii canım ya. Abim Ulan Bator ve babayın kemiği. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne işleri var bunların burada? Neyse, sen git şimdi. Ulan bu neyi karşıla, benim odama götür. Ben bunlarla ilgilenirim. Niye gelmedi bu? Tabii. Son geldiğinde kellesi uçuyordu neredeyse. Gözü korktu. Zaten beni canından çok sevecek hali yok ya. Benimki içeride mi? İçeride, içeride. Seni bekliyor hasretle. Bak sen şu abideye. Demek odana erkek alıyorsun ha? Ulan bu ne? Bal kız. Gelmeyeceksin sandım biliyor musun? Hiç olur mu öyle şey? Hala... Abide Sultan, haber göndermese bile yine gelirim ben buraya. Ama böylesi daha iyi oldu. Ya abide abla çok iyi bir insan çıktı. Öyledir, öyledir. Yani müşterimiz olduğu için biliyorum. Ya toplu sünnet, toplu nikah falan görmüştüm de yani toplu pedikür. Ne gördüm ne duymuştum ya. Ay. Oh. Neyse kısmette bu da varmış. Hadi berberler. Kalkın hadi bakalım. Saçlarımızı yapın şimdi. Hadi. Hadi. Kalk. Kalksana bir. Kalk. Hadi kalk kalk kalk. Kalk. Çekil şuradan.
Hadi canım hadi. Ne yap? Allah. Bir de buna bakın, bir de Murat'cığım, gençsin, enerjiksin, cıva gibisin. Anlıyorum seni, atlamak, zıplamak istiyorsun. Ama dikkatli ol yavrum. Bir gün böyle tık diye kalıverirsin. Haklısın Sultan. Ayrıca senin yaka bağır açık. Böyle hareketlere falan bakıyorum. Bacaklar da böyle. Dikkat et yavrum. Dikkat et Murat. İleride çocuğun olmaz. Doğru söylersin Sultan. Sultanım! Sultanım! Ne oldu çeşme fesat böyle geliyorsun bir anda? Hayırdır, sen kuaföre gitmedin mi? Gittim Sultanım ama dönerken çok garip bir şey gördüm. Ya dur biraz sakin ol, öyle anlat. Nefes nefese kalmışsın, ne gördün? Abide. Abide mi? Ne oldu abide? Abide odasına bir erkek aldı. Ha, ben de bir an sağlığına bir şey oldu zaten. Odasına erkek mi aldı? Evet, gözümle gördüm. Ya çeşme fesat, sürekli bu kıza iftira atıp duruyorsun. Bak iftiraların asılsız çıkıyor. Sonra utanmıyor musun ya? Ya yemin ederim bu sefer gözlerimle gördüm. Ay inanmıyorsanız gidin kendiniz bakın sultanım. Peki bu seferki de fos çıkarsa? Kellemi alın. Vallahi kellemi alın. Oo, güzel konuştu sultanım. Bir bakalım derim. Yani ilgi alanına girdi ya kellemelle, tabii hemen bakalım. Pekala. Hadi yürüyün. Yürüyün gidelim bakalım. Gönlünüz olsun. Buyurun. Buyurun hadi. Murat dediklerimi unutma yavrum. Dediklerimi unutma. Atlarken dikkatli ol. Bak ben düz yolda yürüyemiyorum ya. Ne oldu? İçerideler mi hala? İçerideler sultanım. İçerideler. De. De. Ne? Sultanım, ulan bu ne? Siz de çok iyi biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum. Kırım Kongo'da kırmadığı ceviz kalmadı. Yani ne bileyim, bal kızla böyle odada saatlerce bir başına onları böyle bırakmak. Ay yok canım. Asiste sen de yani. Tamam yani benim yeğenim ulan bu ne? Çapkın bir çocuktur. Ama Balkız çok aklı başında bir kız. Hem bana söz verdi, öyle saçma sapan şeyler yapmayacağım dedi. Peki sultanım, öyle diyorsanız öyledir. Ama ateşle barut da yan yana durmaz derler. Öyle mi diyorsun? Bak şimdi benim de içime bir kurt düşürdün. Dur bakayım ne konuşuyormuş bunlar. Burası mı? Ay evet evet, tam orası. Ay harikasın lan bu ne? Şimdi nasıl? Of, of çok fena oldum. Biraz daha yana. Böyle iyi mi? Çok iyi. Çok rahatladım. Asiste! Ay, ben bunu babasıyla halvet olamadan... Bizim oğlan Balkız'la halvete giriyor. Ay inşallah geç kalmamışımdır. Durun! Yapmayın. Siz daha çok gençsiniz. Aa, bir daha var. Sultanım? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç. Balkız'ın boynu tutulmuş, masaj yapıyordum. Ha. E tamam. Sen ne sandın ki? Ben mi? Ben... ben ne sanacağım canım? Ben de dedim gideyim dedim. Gideyim dedim, şu çocuklar ne yapıyorlar dedim. Canları bir şey istiyor mu dedim, bir bakayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Şimdi yandığımızın resmidir. Asiste, ne yaparsın burada?
Sultanım, şey... Görmüyor musunuz sultanım? Yakalanmasın diye kapıya nöbetçi bırakmış abi de. Diyorum ki, madem baban saraydan çıkmanı yasakladı... ...sen de beni bir prensmişim gibi tanıştır. Gerçi öyle değilim ama öyleymişim gibi. Gözümle gördüm diyorum sultanım. Yani bu sesler ne çocuklar? De abideyle kafayı bozdun sen Çeşmi Fesat. Eğer içeriye girer de abideyi seni söylediğin pozisyonda bulamazsam... ...yandı gülüm keten elva. Gözümle gördüm diyorum sultanım. Asiste çekil. Sultanım yanlış olur. Yani şeyden, abide hatun biraz rahatsız da uyuyor kendisi. Sultanım, emredin kırayım şu kapıyı. Babam bu. Kara Murat da yanında. Saklanın, saklanın, saklanın. Bence saklanmayalım. Ne olacaksa olsun. Saçmalama ulan bu ne? Babam seni burada görse ne olacakları tahmin edebiliyor musun? Gir hadi bir yere. Gel sen şuraya gir. Gir. Ben seni nereye saklayacağım? Muratçım, sakin yavrum. Asiste çekil. Murat, kapı, sakin. Nereye gidin? Günahını alıyorsunuz kızım. Diyor. İşte sultanım. Odasını aldığı erkek bu. Hem de ayakkabıcının çırağıyla öyle mi? Hem de benim sarayımda. Sultanım beni dinleyin. Neyini dinleyeyim abi de? Bu çocuğun neden burada olduğunu bana açıklayabilir misin? Sandım burayı. Vereceğim eline iki tane yumurta. Yürü!